Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli tinozur görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki bulu atkan gün tertiptiki haberlerine huzuruna olsunumuz. Kanalımızda da kıtanlar ekranımız olsun. Amerika Taşkı İşler Ministerliği Amerika'da duruştuk Xtay diplomatlarına karıta yeni tüzüm çıkardı. New York vakti gelsinin haberde bildirilişe Amerika Taşkı İşler Ministerliği Amerika'da duruştuk Xtay diplomatlarına karıta yeni tüzüm çıkargan. Yeni tüzüm boyunca Amerika'da duruştuk Xtay diplomatları Amerika'daki herkandak yerlik organlar, devlet organları hadimleri ve şundaklı mağarif ve tetkikat organları bilen körüşüştün avval Amerika Taşkı İşler Ministerliği'ne malum kalışı gerekken. Amerika Taşkı İşler Ministerliği'ndeki mesul hadimden taratkularına bildirişe, yukarıkı bu tüzüm Xtay rejiminin Xtay'da duruştuk Amerika diplomatları'na koyan belgelemesi'ne kaytırılgan inkas bulup, Amerikalık diplomatlarımı Xtay'da herkandak bir organını ziyaret kılış, ya ki başka ülkelerde hizmet münasibeti bilen sayahat kılıştın burun, Beijing dairelerden ruhsat soraydıken. Bırak 16. Oktyabr günü Xtay'nın Amerika'da duruştuk elçihanesi mezkur kararı itiraz bildirgen. Ular Amerika Taşkı İşler Ministerliği Xtay diplomatlarına koyan bu çekleme Viyana kilişimine kılıp, Xtay'da Amerika elçihanesi ve konsulhanılarına bundak çekleme yok diyen. Yukarıkı bu karar iki devlet münasebetlerdeki yerikleşinin yeni bir ifadesi deb karalmakta. Xtay'nın Amerika'da türlük usullar arkalık yürgüzüvatkan casusluk hareketleri Amerika'da yıkındın buyan zor gulgulu kılınıvatkan bir meselege aylanğan. Target ve Cotton An Şarkı Türkistan'daki zavutlardan paxta mahsulatları kirgüzüşünü toxtatdı. Kündelik mektuplar Avustralya gezinin haber kılışı Avustralya'daki Target ve Cotton An tavar şirketleri Şarkı Türkistan'daki lager tutkulları mecburi emgek selinuvatkan zavutlardan paxta mahsulatları kirgüzüşünü toxtatkan. Haberde eğitilişçe Cotton An şirketi əsildi Şarkı Türkistan'daki Litey tokumacılık grohinin mahsulatlarını kirgüzüp gelgen bulup, Litey tokumacılık zavutu Şarkı Türkistan'daki lagerlardan birinin yenigi kurulgan iken. Cotton An bu aktiki bayanatıda özlerinin ahlaki prinsiplarına asasen yukarıki şirket bilen alakısını üzgelikini bildirdi. Avustralya'daki Target şirketimi 17. sentabr gündeki bayanatıda özlerinin əsli Huafu deydigan bir şirketin mal temellep gelgeliki. O zavutunu tekşürüş üçün məxsus adam evetkendiyken Huafu şirketi bilen bulgan alakısını kesişini karar kılganlıkını aşkarıldı. Target ve Cotton An qatarlıq bu iki şirketinin kararı Uyghurlarının növetteki vaziyetini közüp kilvatkan tetkikatçılar ve kişilik hukuk faaliyetçilerinin alkışıga erişti. Ular bunun başka şirketler üçün yaxşı örnek bolganlığını kayıt kılıştı. Xtay Keriya naisidiki derya bu yesinin ahalisini pütüllay köçürvetken. Xtay'nın Xinhua Tori 17. Oktyabr günü elan kılgan bir parça haberge karaganda, Keriya naisinin Taklimakan kumluğunun otursuq caylaşkan kadimi yurt derya boyu yesinin ahalisini köçürvetiş hizmeti toluq tamamlanğan. Xinhua Tori bu aktiki haberde bu yıl 27. sentabr günü derya boyu yesidi kalgan ahirki 114 ailinin köçürülgeliki ve bunun devir bölgüç karakterlik tarihi vaka işkellikini bayan kılgan. Xtay rejimi 2017 yıldan başlap derya boyu yesidiki ahalilerini köçürüş hizmetini başlagan. İstatistiklerden karaganda 1342 nüfusqa ege derya boyu yesida cemi 369 aile bar bulup, bu yıl 4. ayda Xtay akhbaratları 102 ailenin Keriya naisiga 90 kilometre kildigan bir jaydaki opçu öylerge köçürülgenlikini haber kılgan. Xinhua Tori bu aktiki haberde evlat mı evlat iptidai hayatını kutulanmagan yezi halkının hazır partiya ve hükümetinin gamxorluğu astida zamanevi öylerge köçüp kirgenlikini davran salgan bolsumu, ama evlat mı evlat şu zeminlerde çarvuculuk tayınıp yaşap gelgen bu ahalilerinin emdi nemige tayınıp can bakıdıgallıkını tilga almagan. Kırgızistan'da bir Uyghur ticaretçi yokap getti. 8. Oktyabr günü Kırgızistan Bulak doğru bergen haberde bildirilişe, Kırgızistan'ın Bişkek'te yaşayatkan Uyghur ticaretçi Ghupur Abdurrahman izdireksiz yokap getken. Ghupur Abdurrahman 4. Oktyabr çüştünkin şucay vaxtı saat 6 etrafı da Kırgızistan'ın Medine bazarından maşini bilen çıkıp getken. Şu gündün başlap onun kayarge bargallıqı nedi işkelliki hemmege sır bulup kalgan. Ertesi onun dostları rayonluk hükümetki malum kılıp, izdirikini kılgan bosumu bırak rayonluk hükümetmi onun ehvalidin haberi yok ikerlikini bildirgen.
Ғұпыр Абдырахманның достары райондық үкіметтен оның іздерекені қылышқа ярдам қылышын талап қылған болсымы, ешқандақ үнімі болмаған. Қырғызстандық ұйғырлар Ғұпыр Абдырахманның іздерекені қылыш үшін әр тараптан чары іздеп баққан болсымы, бірақ оның хаққыда ешқандақ ішеншілік ұшырға иге бола алмаған. Oyatinji oktyabr kuni Sharq Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyati Turkiyaning terrorchilarni tadlash uchun Suriyaning shimolida boshlagan tinchlik buluqi harbiy harakatini qo'llaydiganligi haqida bayonot e'lon qildi. Bayonotda munolar bildirildi. Agar mustaqillik zamin butunligi haqida to'xtalishga to'g'ri kelsa, avval 70 yildan beri mustaqillik uchun kurash qilayotgan Sharq Turkiston xalqi Tibet, Hong Kongdan boshlasak to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Sharq Turkistonga tajovuz qilib, barliq tafsandichiliklarni qilgan Xitoy tajovuzchilarining boshqa bir davlatning zamin butunligi haqida so'z qilishi kulkulik bir ish. Xitoy Sharq Turkiston xalqini shunchalik qirg'in qilib, Sharq Turkistonning barliq zamin boyligini bulong-talon qilayotgan turib, Suriyaning zamin butunligini himoya qilish uchun chalva qoshlari aldamchilikdan boshqa narsa emas. Ma'rif jamiyati tinchlik buluqi harakatiga aloqador Xitoyning bayonotiga raddiya qaytardi. Turkiyaning o'z xalqining bexatarligi uchun boshlagan terrorlikka qarshi harakatiga aralashib ayiblagan Xitoy amaliyotda Suriyaga qo'shin avatdi. PKK, YPGlarga o'xshash terrorchilarni qurol bilan ta'minlab, ularga yontayoq bo'ldi. Biz Sharq Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyati nomi bilan Turkiyaning tinchlik buluqi harbiy harakatini qo'llaydiganligimizni bildiramiz. Qirg'izistonda rassom Tal'at Mirahimovning cho'ng tipdagi rasm ko'rgazmasi o'tkazildi. 11 oktyabr kuni Qirg'izistonning Bishkek shahrida donliq Uyg'ur yozuvchi va rassom Tal'at Mirahimov apandining cho'ng tipdagi rasm ko'rgazmasi ochildi. Mazkur rasm ko'rgazmasi Qirg'izistonning Bishkek shahridagi eng cho'ng muzeyxonada o'tkazilgan bo'lib, ko'rgazmada donliq yozuvchi va rassom Tal'at Mirahimovning 75 yoshga kirgan kunida uning 50 yillik ijodiyat asarlari tanishtirildi. Ko'rgazmaga Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'izistondan bo'lib ko'p sonda akademiklar, tijoratchilar, jamoat arboblari, san'atchilar va siyosatchilar qatnashdi. Rasm ko'rgazmasida yana ustozning yangi chiqqan kitoblari tanishtirildi va tarqitildi. Bu faoliyat Qirg'izistondagi yerlik matbuotlarda ham keng doirada xabar qilib berildi. Tal'at Mirahimov 8 yoshidan boshlab rasm chizishga boshlagan bo'lib, uzun yillik ijodiyat hayotida tinmay ajr singdirgan va uning nurg'un asarlari O'rta Osiyo va Yevropa davlatlaridagi ko'rgazmalarga qatnashtirilib, nurg'un mukofotlarga erishgan. Uning rasmlarida quyuq milliy va siyosiy puroq aks etib turadigan bo'lib, xalqimizning ahu zori aniq ifodalandi va Uyg'ur xalqining milliy madaniyati nihoyat jonliq ifodalab berildi. Bu ko'rgazmaga Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining yangi raisi Asqar Qosimov qatnashdi. Va rassom Tal'at Mirahimovqa ijodiyatlari uchun rahmat aytib to'n kiygizdi va taqdirnoma hadiya qildi. Bu qitimliq faoliyatning moddiy qo'llovchilaridan biri sahobatlik tijoratchi Anvar Gabbozov apandining Irshod fondi bo'lib, mazkur fondi jamiyati Abdur Tal'at Mirahimov yangi nashr qildirgan kitoblarga moddiy yordamda bo'lgan. Amerika Davlat Majlisida Sharq Turkistondagi majburiy amgak temasida guvohlik berish yig'ini ochildi. Lagerlar masalasida xalqaroning kuchlik besimiga duch kelgan Xitoy rejimi yaqindan buyon lager tutqunlarining mutlaq ko'p qismining jamiyat qo'yniga qaytib kelganligini ta'kidlashga boshlagan edi. Ammo oradan ko'p o'tmay atalmish jamiyat qo'yniga qaytib kelgan bu tutqunlarning amaliyotda lagerdan hech qanday farq qilmaydigan zavodlarda majburiy amgakka selinayotganligi haqida ko'plagan uchurlar ma'lum bo'ldi. Lager tutqunlarining majburiy amgakka selinishiga oid isbotlarning ko'plab ma'lum bo'lishiga ergashib, g'arb dunyosida bu masalaga qarata kuchlik inkos paydo bo'ldi. Amerika Davlat Majlisida 17 oktyabr kuni o'tkazilgan atalmish Shinjongdagi majburiy amgak, zo'r tutqun va ijtimoiy kontrollik temasidagi guvohlik yig'inini buning bir misoli deyishga bo'ladi. Guvohlik berish yig'inida kommunizm qurbonlari xotira fondining xodimi doktor Adrian Zeniz oldi bilan so'z oldi. U Xitoy rejimining turlik hujjatlari va munosabatlik materiallari asosida g'oyat zo'r sondagi soqchilar qo'shini barpo qilish va nazorat mexanizmi o'rnatishni tamomlagan Xitoy rejimining terrorlikka qarshi urushning keyingi qadami sifatida ijtimoiy muqimlik va uzoq mazgillik amillikni nishon qilganligini. Bu nishonga yetish uchun Xitoy rejimining namratlikdan qutuldirish nomida tarbiyalashga to'plangan uyg'urlarni sistemalashgan zavodlar va yezi kanitlardagi zavodlarda majburiy amgakka selayotganligini.
o'qish yoshiga yetmagan bolalarni bo'lsa hukumatning boshqarishidagi yastilarga elib ketib ayollarnimi bu xil amgaklarning qurboniga aylantirayotganligini aytib o'tdi. Keyin Uyg'ur kishilik huquq qurilish tashkiloti idora hay'atining raisi advokat Nuri Turkal nuqtalik qilib Xitoy rejimining majburiy amgakni zulm va kontrollikning vositasi qilib olganligi haqida to'xtalib o'tdi. Bulupmo Xitoy rejimining asoslik to'qimachilik bazasini Sharq Turkistonga barpo qilish orqali Xitoydagi paxta zapisining 80% ini tashkil qiladigan Sharq Turkistonni ham xom ashyo ham mahsulot bazasi qilib chiqqanligini. Amdilikda bo'lsa lagerlardagi tutqunlarning mushu zo'r sanoat bazasiga lozimlik amgak kuchi sifatida majburiy amgakka selinayotganligini aytib o'tdi. Bu qitimqi guvohlik berish yig'iniga Nyu-York universitetining professori Michael Posner va xalqaro strategiya markazining xodimi Amy Lermo taklif qilingan bo'lib, ular asosliqi majburiy amgakka selinayotgan lager tutqunlarining qon tari badaliga putib chiqayotgan to'qimachilik mahsulotlari, ular asosliqi majburiy amgakka selinayotgan lager tutqunlarining qon tari badaliga putib chiqayotgan to'qimachilik mahsulotlari hamda bularni boyqut qilishning zarurligi haqida to'xtaldi. Sam Brownback Xitoy rejimi Uyg'urlarning erkin yashashiga yo'l qo'yishi kerak dedi. Amerikaning xalqaroliq diniy erkinlik alohida elchisi Sam Brownback payshanba kuni Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib, Xitoy rejimining Uyg'urlarga qaratgan ziyonkashligini qattiq ayibladi va Xitoy rejimining Uyg'urlarning erkin yashashiga yo'l qo'yishi kerakligini bildirdi. Alohida elchi Sam Brownback Amerika hukumatining bu qatimqi Birlashgan Millatlar Tashkiloti umumiy yig'inda Uyg'ur masalasini alohida ko'tarib chiqish orqali butun dunyoga Xitoy rejimining 1 milliondan ortiq Uyg'urlarni jazo lagerlariga solganligi va lagerlarga solanmagan millionlagan Uyg'urlarni asos qilgan yerlik millatlarning vaziyatiningmi lagerdan zo'r farqlanmaydiganligini bildirish ekanligini aytib o'tdi. Ammo u o'zining bu qatimqi Birlashgan Millatlar Tashkiloti umumiy yig'ini jarayonida bir musulmon davlatining Uyg'ur masalasidan so'z ochmaganligidan afsuslanganligini bildirdi. Tayvanda sepilsiz turma Uyg'urlarning buguni temasida bir oylik ko'rgazma boshlandi. Bir oy burun tayvanlik faoliyatchilar 2019 yili 1 sentabr kuni Taybey shahrida Tayvan Sharqi Turkiston jamiyati qurilganligini e'lon qilgan edi. 17 oktyabr kuni mazkur tashkilotning raisi advokat Xi Chaodong afandi Tayvan Sharqi Turkiston jamiyatining 18 oktyabrdan boshlab Taybey shahrida sepilsiz turma Uyg'urlarning buguni nomliq bir oylik ko'rgazma o'tkazilganligini bildirdi. U yana 16 oktyabr kuni muxbirlarga bayonot berish yig'ini ochganligini bayon qilib o'tdi. Xi Chaodong afandining bildirishicha mazkur ko'rgazmaning ochilish marosimi 18 oktyabr kuni Taybey shahridagi 28 fevral xotira saroyida o'tkazildi ekan. Uning bildirishicha mazkur ko'rgazma Tayvan Sharqi Turkiston jamiyati bu yil 1 sentabr kuni qurilgandan buyon o'tkazgan bir qitimliq cho'ng faoliyati ekan. Turkiya Jumhuriyati Jumhur raisi Recep Tayyip Erdoğan bilan Amerika muavin prezidenti Mike Pence poytaxt Anqarada ayrim va hay'atlar aro uchrashuvlarni o'tkazgandan keyin 13 moddalik Suriyaning sharqi shimoliga munosabatlik Turkiya Amerika o'rtaq bayonoti e'lon qilindi. O'rtaq bayonot tuvandikilardan iborat. Birinchi Turkiya bilan Amerika NATOning yaqin ikki a'zosi bo'lish sifatida bu munosabatlarni tasdiqlaydi. Ikkinchi Amerika Turkiyaning janubiy chegarasiga munosabatlik yo'lliq xavfsizlik qayg'ularini tushundi. Ikki davlat Suriyaning sharq-shimolini o'z ichiga olgan joylardagi o'zgarishlarda o'rtaq manfaatlar asosida o'zaro tihimi zich moslashishi kerakligini qabul qildi. Uchinchi Turkiya bilan Amerika hammamiz birimiz, birimiz hammamiz uchun degan ong bilan NATO zimmalarini va xalqlarini barliq tahdidlarga qarshi qo'g'dash va'dalarida sodiq bo'ldi. 4-chi har ikki davlat kishining hayoti, kishilik huquq bilan diniy va etnik millatlarning qo'g'dilishi kerakligiga aloqador va'dalarini takrorlaydi. 5-chi Turkiya va Amerika Suriyaning sharq-shimolida Daishga qarshi turish faoliyatlarining davomlashishida qat'iy irodaga ega. Bu sababdan Daish kontrolligidagi joylarda yashab, yurt makonlaridan ayrilgan shaxslar bilan tutib turish markazlarida muvofiq holda ijro qilinadigan bir tutash planlarni ham o'z ichiga oladi. 6-chi Turkiya va Amerika terrorlikka qarshi turish harakatlarining faqat terrorlik unsurlari bilan bu unsurlarning panohlanish joylari, o'rilish nuqtalari, qurol-yarog va qatnash vositalarini nishonga olishi kerakligi ustida fikr birdakligida qoladi. 7-chi Turkiya taraf Turkiya armiyasi tomonidan kontrol qilingan bexatar rayondagi barliq aholilarining jon va mol bexatarligiga kafolatlik qildiganligi to'g'risida va'da beradi.
Puhralar ve ammevi ul əslahalarının ziyanğa uçurmasızlığı üçün ən yuqarı şəkdə diqqət qılıdığalıqını təhkidləydi. 8. Hər iki dövlət Suriyanın siyasi birliki bilən zimin pütürlükigə Suriya ixtilafını Birləşkən Millətlər Təşkilatı Xavupsizlik Kengəşinin 2254-cü numarlı qararığı uyğun şəkildə axırlaşdırışını məqsəd qılğan Birləşkən Millətlər Təşkilatı başçılığındakı siyasi müsabiqə boysunduğanlığını təkrarlaydı. 9. Hər iki tərəf Türkiyənin YPG-nin iğır tipli qurallarının yığıb alınışı və müdafiə əsləhələri bilən barlıq uruş nöqtələrinin yoxutulışını öz içigə alğan Dövlət bixatarlıqı qayğılarının tügütülüşünü kapalatke ege kılıdığan bixatar rayon kuruluşunun barğansarı yukarı örlavatkan əhmiyeti və muhimliği da pikir birlikte de kalıdı. 10. Bixatar rayon aldı bilen Türkiye armiyasının kontrolüqü de buludu. Her iki taraf bixatar rayonunun hemme tarafları bilen icra kılınışı da maslahatçılığını aşırıdı. 11. Türkiye taraf tınışlık buluqı hareketini bixatar rayondan YPG'nin 120 saat içinde çekinişi kapalatı asıda toxtudu. 13. Tinişlik bulukı hareketi toxtutulğanda Amerika 2019 yılı 14. Oktyabr imzalanğan Prezident kararnamesi astıda icra kılınğan embargolarga ilave embargolarına koşmaslıq. Kongrede uygun şekilde müzakirler ve her türlük hizmetlerine kanat yaydırıp, Birleşken Milletler Teşkilatı Xavupsizlik Kengeşinin 2254. numarlı kararı boyunca Suriyada tinişlik ve bihaterlikten kapalet astığı elinişiğe münasifetlik kolgu gelgen neticilerini Təşviq qılış məsələsi də fikir birlikdə qalıdı. Tinişlik buluqı hərəkəti 11-ci maddəyə əsasən toxtutulğanda yuqurda tilgə elinğan prezidentlik qərarnaməsi boyunca icra qılınğan embargolar əməldən qaldırıldı. 13-cü hər iki tərəf bu bayanatı qeyd qılınğan barlıq maddələrinin icra qılınışı üçün birlikdə xidmət qılışını vədə qılıdı. Tinişlik buluqı 5 gün toxtutuldu. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe, Türkiye Cumhuriyeti Taşkışlar Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de Fırat Deryası'nın şarkıda elip berilibatkan Tinişlik Bılıkı Hareketi'nin 5 gün toxtutulduğalıqını ilan kıldı. O bunun uruş toxtutuş emez, belki vakitlik toxtutuş işgeliğini təkidləb, bu 5 gün içi de Terrorluk Təşkilatı PKK'nın Suriye'deki gümaşçısı YPG'nin Türkiye-Suriye-İraq çigrasıdan çekindiğalıqını bildirdi. O, Amerika Muavin Prezidenti Mike Pence başçılığındaki heyet bilen ötküzülgen söhbetlerden kin akbarat ilan kılışığını uyuşturdu. O, Amerika heyeti bilen YPG teröristlerinin çekinişi, iğır tipli korallarının yığıb alınışı, istihkam ve yetişişlerde işiltiş maksadı selinigen binalarının yok kılınışı qatarlıq meselelerde kilişim hasılı kılınğalıqını əskerdi. O, Amerika bilen Firat Deryası'nın şarkıda Daişki karşı duruş meselesi de birbirine maslaşkan ve hemkarlıq içinde hizmet kıldığalıqlarını kayıt kıldı. O, Kobani meselesi üstüde toxtulup, Türkiye'nin hiç kandak vədi bermegenlikini əskertdi ve mundaq dedi. Məqsidimiz 32 kilometr kenlikte ve Fırat Deryası'nın şarkıdın İraq çigrasıqı hiç kandak teröristinin bulmasıdıqı. Hem de Pütkül rayonunun Bihater rayon süpitidi təsis kılınışıdır. Amerika Prezidenti Donald Trump körüşler dinkin Twitter'da teşekkürler Erdoğan deb bayanat ilan kıldı. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bir günkü haberimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşükçe sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaqlı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleykum ve rahmetullah.